Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Bu hafta da Rehber Gündem programıyla karşınızdayız. Yine gündemin sıcak başlıklarını konuşacağız. Tabii ki 15 Temmuz'un 5. yılına giriyoruz. Dolayısıyla 15 Temmuz'u konuşacağız. 15 Temmuz darbe girişimine gelinen süreç sonrasında yaşananlar bunu değerlendirmeye çalışacağız. Stüdyoda değerli bir konuğum var. Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Sayın Avukat Serkan Ramanlı Beyefendi. Serkan Bey, yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Sağ yayınlar olun, diliyorum. teşekkürler. Darbe ile ne amaçlandı? Darbenin arkasındaki güçler kimlerdi? Darbe sonrasındaki süreç doğru işletildi mi? OHAL ve KHK'larla ne gibi sonuçlar ortaya çıktı? Özellikle mağduriyetlere dair yine güvenlik soruşturmaları da 15 Temmuz'dan sonra yoğun bir şekilde işletildi. Güvenlik soruşturmalarının oluşturmuş olduğu mağduriyetler de var. Yine bunu gündeme getirip konuşacağız. Türkiye'de darbeler dönemi kapandı mı, kapanmadı mı? Bunu da Serkan Bey'e sorup değerlendirmelerini alacağız tabii ki. Adalet sorunu Türkiye'de son yıllarda çokça konuşuluyor, çokça gündeme getiriliyor. Kamuoyunun adalet beklentisi var. Neden son yıllarda adalet beklentisi bu kadar vurgulu olarak gündeme geliyor? Yine bunu da konuşacağız. Serkan Bey, tabii bugün Zilan katliamının 91. yıl dönümü. Bu münasebetle önce vermek istediğiniz bu konuda bir mesaj varsa o mesajı alıp öyle başlayalım. Evet, sizlere ve sevgili seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sanırım 3 yıl oldu. 3 Evet. yıllardan sonra bir televizyon programında yine Rehber TV'nin konuğuyum. Bugün malumunuz 1930 Temmuz ayında gerçekleştirilen ve aylar süren yüzlerce köyün boşaltıldığı, yakıldığı, yıkıldığı, on binlerce insanın kadın, çoluk, çocuk demeden, yaşlı demeden katledildiği Zilan Deresi katliamının yıl dönümü. Ben bu vesileyle o katliamda katledilen, şehit edilen bütün insanlarımıza rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Elbette ki Cumhuriyet tarihinin kara lekelerinden biri olan bu katliam sebebiyle Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen katliamlar silsilesiyle beraber değerlendirildiğinde devletin kendi toplumuna bir özür borcu var. İade-i itibar borcu var. Devlet kendisiyle bu anlamda neden bir türlü yüzleşmiyor? Bir ara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dersin katliamıyla ilgili bazı ifadeleri, sözleri oldu. Toplumda, kamuoyunda olumlu karşılandı ama Dersin'le birlikte farklı bölgelerde de bu Kürdistan coğrafyasında acılar yaşanmıştı. Bu yüzleşmeyi neden yapamıyor? Yeni bir sayfa açılmasına ihtiyaç var. Hı. Devletin kutsal addedilmesi, ilk dönem yöneticilerin yaptığı bütün icraatların doğru ve tartışılmaz kabul edilmesi bizi bu noktalara maalesef getiriyor. Ama bu ila nihaye böyle sürmeli, sürecek anlamı taşımamalı tabii ki. Bu yüzden toplumsal hafızanın diri tutulması ve o günlere bir daha geri dönülmemesi ve zaman zaman aslında yaşadığımız bazı katliamların insanlık dışı, yani yüz kızartıcı katliamların, yanlışların bir daha tekrarlanmaması için bu günlerin unutulmaması ve tekrar tekrar hatırlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Ana gündem maddemize geçelim o zaman. 15 Temmuz 5. yılına giriyoruz. 15 Temmuz'u 5 yıldır konuşuyoruz. Aslında 15 Temmuz'un yıl dönümü geldiğinde değil, yılın farklı zamanlarda da yine 15 Temmuz sürecini konuşuyoruz. Çünkü hala FETÖ'ye yönelik soruşturmalar, operasyonlar var. Devam eden çok sayıda dava süreci var. Dolayısıyla 15 Temmuz hep Türkiye'nin gündeminde, daha uzun bir sürede Türkiye'nin gündeminde kalacağı benziyor. Bir de önemli bir şeydi. O darbe girişimine karşı halkın büyük de bir direnişi vardı. Ben öncelikle şöyle sorup başlamak istiyorum. Darbe ile amaçlanan neydi Türkiye'de? Elbette ki bir iktidar değişikliğiydi. Evet. Hatırlarsınız o dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazanmış, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu. Ve 2011 sonlarından itibaren işte o zamanki adıyla diyelim cemaat ve hükümet arasında bir iktidar kapışması, çatışması baş göstermişti. İşte bir hatırlayınız 2013 17-25 Aralık, sonra işte MİT krizi, MİT tırları krizi vesaire. Ardı arkası kesilmeyen krizlerle baş gösteren bir iktidar mücadelesi sahneleniyordu. Bunun son perdesi 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü oldu.
Tabii o darbe teşebbüsü kanlı bir darbe teşebbüsü. Evet, başarıya ulaşmadı. Halkın sokaklara dökülmesi, tankların önüne kendini atması, hava meydanlarının önünde tarlalarını yakarak uçakların kalkışını ve görüşünü engellemeye matuf hareketler, toplumsal bir desteğin o gece vakti itibariyle darbecilerin aleyhine gelişmesi ve pek tabii ordunun içerisindeki hatırı sayılır bir kuvvetin de darbeye destek vermemesi sonucunda akim kalan bir süreç. Ancak neticesi itibariyle de çok can yakıcı bir süreç oldu. 251 insan hayatını kaybetti. 2000'den fazla insan yaralandı, mağlul kaldı o geceki olaylar sebebiyle. Tabii sonrasında evet o hal ilan edildi, kanun hükmünde kararnameler çıktı. Olağanüstü bir sürece girdik ve onun etkilerini halinde yaşıyoruz. Evet, FETÖ bu darbenin neresinde tartışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Ama dava dosyalarından ve oluşturulan pozisyonlar itibariyle baktığımız zaman FETÖ bu darbenin göbeğinde. Ama başını mı çekiyordu, ama kuyruğuna mı takılmıştı, o tartışmalı bir konu. Çünkü olayın bizzat şahitleri bu hususta bir beyanda bulunmadıkları sürece bizim bunları net bir biçimde öğrenme şansımız yok. Ancak şunu pekala biliyoruz. Darbe teşebbüsüne iştirakten dolayı binlerce askeri personel yargılandı. Pek çoğunda FETÖ irtibatı tespit edildi. Ve bunlar bize gösterdi ki FETÖ bu darbe teşebbüsünün göbeğinde yer alan birinci fail. Ve en büyük faturayı da aslında bu darbe teşebbüsü sebebiyle kendisi ödemiş oldu. Ne oldu? Türkiye'de 40 yıla yakın bir süredir oluşturmaya çalıştığı bir yapı, devlet içerisinde, devlet kademelerine, yargıdan, askeriyeye, emniyetten, sivil bürokrasinin neredeyse tamamına ulaşan bir kadrolaşması birkaç ay içerisinde çözüldü. Evet. Ve hepsi ihraç oldu. Yani 40 yıllık emek belki 40 saat içerisinde berhava oldu diyebiliriz. Tabii bunun kabul edilebilir yönleri oldu. Kurunun yanında yaşın yanması söz konusu oldu. Masumiyet karenesi çiğnendi. Bunları özellikle orada evet yani o hal uygulamasına geçildikten sonra KHK'ların da çıkmasıyla yaşanan belirgin sorunlar, mağduriyetler var. Bunu da o zaman konuşarak devam edelim isterseniz. Evet, darbeyi yapan fiili eli biliyoruz. Yani FETÖ unsurları bu darbe girişimini, bu kalkışmayı yaptılar tabii, ama en çok konuşulan da tartışılan mesele de şuydu: darbenin arkasındaki güç. Peki kim darbeyi destekliyordu? Çünkü malumunuz Türkiye'deki tüm darbeleri muhakkak dışarıdan bir güç, NATO bünyesinden çıkan bir güç ve özellikle de ABD bu darbeleri destekliyordu. Darbelerin arkasındaki güç sizce Türkiye'de yeterince sorgulandı mı? Yani iktidar bunu sorguladı mı? Evet, biz konuşuyoruz, sorguluyoruz ve işaret de ediyoruz. Hatta iktidar da zaman zaman İncirli'yi, ABD'yi işaret ediyor. İşte bakanların yapmış olduğu açıklamalar da var. Yeterince sorgulandı mı? Arkadaki güçler ortaya çıkarıldı mı? Bu anlamda çaba gösterildi mi? Bu anlamda ciddi bir çaba gösterildiğini söylemek tabii ki mümkün değil. Başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bile açıktan bu darbe teşebbüsünü, ki kendisine yönelik bir darbe teşebbüsü doğrudan doğruya, çünkü katledilmek istendi, suikast timleri gönderilmişti Marmaris'e hatırlarsanız, kendisi bile bugüne kadar yalın bir dille bu darbenin arkasında ABD var demedi, diyemedi. Aradan biliyorsunuz 5 sene geçti, hala böyle net, sarih bir ifade kullanmaktan kaçınıyor. Ama bazı hükümet yetkilileri bu anlamda açıklamalar yaptılar. Bazı bakanlar zaman zaman bu açıklamaları yaptılar. Bu sebeple ABD tarafından yaptırımlara da tabi tutuldular. Hükümete yakın medyada, resmi yayın organlarında bu darbenin ABD destekli bir darbe olduğu, hatta kurgunun ABD yapıldığına ilişkin haberler, yayınlar çıktı. Hatta bazı iddianamelerde ABD'de kurgulandı. İşte Adil Öksüz üzerinden, onun üzerinden hareketle işte ABD'de bu işin planlandığı, İşte İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan bir Türk vatandaşının işte FETÖ ile olan bağlantısı üzerinden bu darbe teşebbüsünün ABD talimatıyla gerçekleştirdiği yönünde bazı tespitler var. Ancak bunlar doğrudan doğruya talimatın ABD'den verildiğini elbette ki göstermiyor. Ama şimdi malumun ilamı şeklinde olacak ama
Türkiye'de bugüne kadar pek çok darbe yaşandı. Evet. Düz darbesinden postmodern darbesine, işte bu 15 Temmuz gibi gece yarısı darbelerine kadar. Geçmişte bu darbeleri kim desteklediyse olan şüpheli de odur. Evet. Bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilen ve başarıya ulaşan, öyle isimlendirelim, darbelerinin hangisinde ABD memnuniyetsizliğini ifade etmişti? Hiçbirinde. Tamamında memnuniyetini ifade etti. Normal şartlarda seçimle iş başına gelen bir iktidara karşı yapılan tırnak içinde antidemokratik bir müdahalenin ABD gibi insan hakları ve demokrasi pazarlayıcısı ülke tarafından kabulü mümkün mü? Ama söz konusu darbeler olunca o ilkeler, o caka satmalar bir anda bir kenara atılıveriyor. Ve darbeciler teşvik ediliyor, işbirlikleri arttırılıyor, stratejik ortaklıklar devam ettiriliyor, hatta belki güçlendiriliyor. Benzer örneklerini gerçi biz Güney Amerika'da da görüyoruz. Yani oradaki darbelerde ABD'nin takındığı tavırları da görüyoruz. Hı hı. Orada da kendi lehine olan bir iktidar iş başına gelecekse, velev ki bu darbeyle gelsin, yine desteklemekten çekinmeyen bir ABD söz konusu. 15 Temmuz gecesi de, pardon araya girdim ama 15 Temmuz gecesi de başta ABD olmak üzere batılı sessiz kaldılar. Sabaha karşı yavaş yavaş açıklamalara gelmişti. Aslına bakarsanız şöyle, darbe gecesinde içeride de dışarıda da pek çok kimse sessiz kaldı. Evet. Yani siyasi sahiplerle bir biçimde Erdoğan hükümetini benimsemeyen, onunla çalışmak istemeyen ya da Türkiye'yi Erdoğan hükümetiyle birlikte görmek istemeyen içeride muhalifler veya dışarıda ki pek çok ülke önce bir sonucu görelim diye beklemeye geçtiler. Doğru. İçeride de bunun yansımalarını gördük, dışarıda da gördük. Yani o anlamda bir ilkeli tavırdan bahsetmek de mümkün değil. Pek çok kişi zaten bahsettiğiniz sebepten dolayı ABD'nin bu darbenin destekçisi olmakla suçlanmasına yeter bir karine olarak gördüler, bir hareket olarak gördüler. Ama işin bence şu vecesine biraz daha odaklanmak gerektiğine inanıyorum. ABD'dir. Kendi menfaatine uygun olmadığı bir hükümeti devirir. Geçmişte devirdi. Bugün de devirir, yarın da devirmek ister. Muvaffak olur olamaz, bunlar ayrı meseleler. Ama ABD'nin üzerinde plan yaptığı, ya da seçilmiş hükümetine karşı herhangi bir saygı beslemediği bir ülkenin liderlerinin ya ve yönetiminin komple hala Amerikan hayranlığı, ABD dostluğu peşinde koşar vaziyette görünmeleri aslında hayret verici bir tutum. Yani çok basitinden söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok ülkenin yöneticisiyle, lideriyle telefonda yüz yüze bir zirvede görüşür. İkili görüşür, toplu halde, heyetler halinde görüşür. Ama dikkatinizi çekmiştir. Nedense sadece ABD başkanıyla bir görüşmesi olacaksa ya da ABD'den bir yetkili, üst düzey bir yetkili Türkiye'ye gelecekse basında günler öncesinden haberler yapılmaya başlanır. İşin ne derler ona, paparazzisinden işte diplomasi ayağına kadar pek çok kanalda bakarsınız haberler yayılmaya başlar. Yazılı basında, görsel basında, sosyal medyada hükümet yetkilileri buna çok ciddi önemler atfetmeye başlar. Aylar öncesinden belki planlanacak bir randevu için bile haberler servis edilmeye çalışılır. Acaba ne olacak, acaba ne bitecek diye. Dünya üzerindeki başka hangi ülke lideriyle Türkiye hükümetinin lideri veya yetkilileri görüştüğünde bu kadar haber oluyor? Hiçbirinde olmaz. Evet. Aslında hayret edilmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken husus bu. Bir ülke ki size darbe teşebbüsünü organize etmekle suçlayacaksınız. Bir ülke ki sürekli sizin menfaatleriniz aleyhine terör örgütlerine ve size zarar verecek yapılara destek vermekle suçlayacaksınız. Ve öyle olacak ki o ülkenin lideri başka hiçbir ülkede olmadığı gibi sizin dostunuz oluverecek. Görüşmeye gittiğinizde yüzünüzde güller açacak.
ve her seferinde gayet güzel, gayet olumlu, gayet umut verici görüşmeler yaptık diye basına demeçler vereceksiniz. Yani bunu neyle izah edersiniz? Bir tek şeyle izah edersiniz. Gücüm ona yetmiyor ile izah edersiniz. O süper güçtür. Benim ona gücüm yetmez. O benim hükümetimi devirmek için FETÖ gibi yapıları desteklese bile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i misafir edip mihmandarlığını yapıp koruyup kollayıp bana teslim etmese bile işte Suriye'de hesabıma gelmeyen pek çok yönetim ile işbirliği yapıp gruplarla, örgütlerle temas içerisinde benim aleyhime çalışsa bile nihayetinde benim müttefikimdir, dostumdur, stratejik ortağımdır diyorsanız bu ABD'ye mecburuz cümlesinin aslında tercümesi. Bu biraz daha şuna da sebep olmaz mı? Yani ABD bugüne kadar Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil tabii farklı coğrafyalarda da darbeleri organize etti. Sizin tavrınız böyle olursa ABD ileriki dönemlerde de yine aynı teşebbüslerde bulunacağı anlamına gelmiyor mu? Bu ona o cesareti vermez mi bu tür ilişkiler? Tabii ki. Şimdi Ajan Brunson döneminde o süreçte Ajan Brunson'la ilgili katı bir tutum sergilemişti Türkiye. Ama sonradan ne olduysa Rahip Brunson'da salıverildi. Sonuç ortada. Hala Amerika ile iyi ilişkiler, tırnak içerisinde söylüyorum, kurulmak isteniyor. Ama darbeleri organize eden bir ABD'den bahsediyoruz. O yüzden o zaman şuna geleceğiz biz. ABD karşıtlığı toplumsal bir vaka. Bugün bir anket yapılsın. ABD taraftarlığı çok düşük seviyededir Türkiye toplumunda. Son yapılan anketlerde %70 oranında. Yani ABD karşıtlığı Türkiye'de. Ama iş yönetime geldiğinde bir de bakıyorsunuz ki ABD ile ilişkileri geliştirmemiz lazım. Her türlü ekonomik, askeri, stratejik ortaklıklarımızı yükseltmemiz lazım şeklinde beyanlar geçiyor. Ama şu var. Şimdi eğer siz ülke olarak neticede bir güvenliği sağlamak zorundasınız. Çeşitli ülkelerle farklı stratejik ortaklıklar, işbirlikleri yürütebilirsiniz. Bugün bölge ülkelerinin neredeyse tamamı sırtını ya Rusya'ya dayamıştır ya ABD'ye dayamıştır. İki süper güçte ikili dünya düzeninden bugüne kadar gelen bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Türkiye'de o kapsamda kolunu NATO'ya kaptırmış, NATO üyesi olmuş bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun dışında kendini görme imkanı yok. S-400'ler bunun bir farklı parantezi olarak değerlendirilebilir. Onu bir kenarda tutmak lazım ama şunun sorgulanması lazım. Stratejik ortak olduğunuz bir ülke nasıl oluyor da pervasız bir biçimde sizin aleyhinize çalışmalar yapabiliyor? Yani bu yolu kendinden nasıl buluyor? Ve siz buna nasıl teşne oluyorsunuz? Buna karşı nasıl sesinizi yükseltemiyorsunuz? Asıl sorması gereken soru bu. Bunun da cevabı aslına bakarsanız basit. Siz eğer ülke olarak sürekli açıklar verirseniz, yani iç barışınızı sağlamaz, sosyal adaletinizi sağlamaz, ekonominizi yükseltmez, toplumsal barışı, adaleti, düzeni, dirliği sağlamazsanız, içeride sürekli küskünler, muhalifler, memnuniyetsizler üretirseniz, yani sizin yürütmeye çalıştığınız sistem sürekli birilerini dışarıda tutmaya elverişli bir sistem olursa, o zaman siz zayıf kalırsınız. Tabii ki dış müdahalelere uğrarsınız, uğratılırsınız. Sizi bu müdahaleler sebebiyle sıkıştıran ülkelere de dostum demeye, gülücükler atmaya devam edersiniz. Peki o zaman Serkan Bey şöyle devam edelim. Darbe sonrasındaki süreç doğru işletildi mi? Bir diğer sorun bu olacak. Bu soruyu şundan dolayı soruyorum. Şimdi biz 15 Temmuz gecesini bir milat olarak gördük. Gerçekten Türkiye için bir milattır dedik. Yeni bir sayfa artık açılmalıdır bu saatten sonra dedik. Çünkü o halkın direnişi darbecilere karşı büyük umutlar vaat etti Türkiye'nin geleceğine ilişkin. Gerçekten milat oldu mu? Bunu başarabildik mi? Bu anlamda hükümet gerekeni yapabildi mi? Yani darbe sonrası süreç doğru işletilebildi mi? Maalesef işletilemedi. Hı hı. Ama bunun belli başlı gerekçeleri var. 2016 Temmuz
O dönemi hatırlayacak olursak, tam da artık bu ülke darbeler ülkesi değil, bu ülkede artık darbe yapma imkanı yoktur. Askeri vesayet kırılmıştır. Ergenekon, balyoz gibi yapılar deşifre edilmiştir, yargılanmışlardır, mahkum edilmişlerdir. Artık ordunun siyaset üzerinde bir vesayeti kalmamıştır dendiği bir ortamda darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. Bu sistemin sağlıksız işlediğinin bir göstergesi. Evet, 15 Temmuz'da ciddi manada halkın sokaklara dökülüp milli iradeye sahip çıkması, halkın kendi iradesine sahip çıkması ve seçilmiş bir iktidarın tanklarla, toplarla, silahlarla devrilmesine müsaade etmemesinin tarihidir 15 Temmuz. O anlamda ciddi bir milattır. Ama biz toplum olarak bu şükrü eda etme noktasında kötü bir sınav verdik. Çünkü bu nimet eğer gelmişse, ki bugüne kadar eşi benzeri yok, herkes için hayret verici bir durum. Tanka, topa karşı siviller siper olacaklar, canlarını feda edecekler, tankın altına yatacaklar, öldürülmekten çekinmeyecekler. İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nün, şimdiki adıyla 15 Temmuz Köprüsü'nün o geceki videoları hala yayınlarda. İnsanlar kurşunlardan kaçmadılar. Bu büyük bir nimetti. Toplum için de, devleti yönetenler için de. Ama her nimetin bir şükrü de olmalı. Şimdi toplumsal bir nimet elde ettiyseniz, bunun şükrünü siz kardeşliğinizi ve adaletinizi göstererek pekiştirmeniz gerekir. İken FETÖ ezberiyle, eski yöntemlerle bu yola devam edildi. Esasında devletin kimyası bozuldu. Halen de devletin kimyası düzelmiş sayılmaz. Yani şu söylendi o dönemde, devlet bağırsaklarını temizlemeye başladı diye, özellikle hani bu bürokrasi, gerek sivil gerek askeri bürokrasi, işte emniyet teşkilatında, polis teşkilatında ki operasyonlar, FETÖ soruşturmaları falan böyle isimlendirildi. Bu anlamda da gerçek, yani gerçekçi olarak ifade ettiğimizde bir temizlik oldu mu? Ya aslında temizlikten kasıt FETÖ unsurlarının bürokrasiden temizlenmesi ise, evet, kadrolardan temizlenmesi ise, bu 15 Temmuz'da olmadı tabii ki. Ta 2013'lerden itibaren, hatta bazıları 2012'ye de dayandırıyor. 17-25 Aralık'tan sonra daha sıcak oldu. Daha önce, tabii tabii, ondan da daha önce bir tarihe dayandıranlar var. Cemaatle hükümet arasında devleti yönetme anlamında bir iktidar mücadelesi. Yani doğal olarak seçimle iş başına gelmiş bir iktidar elbette ki kadrolaşma tasarrufunu elinde bulunduracak. Bu doğal bir şey. Ama halktan bir icazet almamış, bir temsiliyet kesbetmemiş bir yapı kendi kendine devlet olmayı, işte bu geçmişte hani çok zikredilir diye paralel yapılanmayı oluşturup hükümet aleyhine çalışmalar yaptığında veya hükümete rağmen işler çevirmeye başladığında yol ayrımı o zaman başladı. Dikkat edin, mesela en çok FETÖ'nün yapılandığı kurumların başında emniyet teşkilatı gelirdi. Ama bakın 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle emniyette hiçbir üst düzey emniyet mensubu FETÖ'cü değil. O zamana kadar FETÖ'cülerin tamamı bir biçimde atıl görevlere atılmış zaten. Komiserken düz polis yapılmış, trafiğe verilmiş, çevik kuvvet emrine verilmiş ve tasfiye edilmişler zaten. Güç itibariyle söylüyorum. Ama bunların ihracı da tabii ki 15 Temmuz'dan sonra hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bunun içine tabii ki diğer sivil memurlar, öğretmenler, kaymakamlık çalışanları, valilik çalışanları, İçişleri Bakanlığı'nın pek çok personeli, Adalet Bakanlığı'nın pek çok personeli bu hengame içerisinde o fişlemelerle çıkan KHK'daki listelerle ihraç edildiler. O anlamda diyorum, devletin kimyası bozuldu. Devlet bir güvenlik paranoyası içerisine girdi. Nasıl olur da benim başkentimde benim F-16 uçaklarım benim meclisimi bombalar? Bu ciddi bir güvenlik paranoyasına sebebiyet verdi. O anlamda haksız bir paranoyadır diyemeyiz.
Ama bunun çabucak atlatılması gerekiyordu. Bu kadar yıllara sari olacak şekilde devam edilmesi çok da hayra alamet değil ki. Öyle oldu ki yaşla kuru birbirine karıştı. Kurunun yanında yaş da yandı. Pek çok mağduriyetler yaşandı. FETÖ hafızasıyla, FETÖ fişlemeleriyle topluma nazar edilmeye devam edildi. Ben o zaman oraya geleyim. Orada bu sefer 15 Temmuz'da bu darbe teşebbüsüne açıktan ve fiili olarak karşı duran, daha pek çok kimse dışarıda değilken, neyin ne olacağı belli değilken, sırf kendi iradesine sahip çıkmak için, bu işgalci teşebbüse dur diyebilmek için sokaklara çıkan pek çok mütedeyyin insan, geçmişte FETÖ'nün fişlemesi sebebiyle sonraki süreçte işinden aşından oldu. Ben de oraya geliyorum Sayın Başkan. Şimdi şu o darbe sonrasındaki süreç doğru işletildi mi sorusunu sorarken alt başlıklar halinde şunu da ifade etmek isterim. OHAL ve KHK uygulamaları. Şimdi OHAL'e geçildi. OHAL uygulaması olan hal üstü uygulamasına geçildi. Ancak bu uygulama çok tartışıldı, eleştirildi, tepki çeken yönleri oldu. Çünkü bu süreçte sizin de az önce bahsettiğiniz gibi yaşla kurunun yanma durumu oldu ve eleştiriler, tepkiler de bundan dolayı geldi. OHAL sürecinin yansımalarını konuşalım. Sonra tabii bu yansımalar içerisinde KHK'ları da ifade etmek gerekir. Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi OHAL hükümleri anayasada yerini bulmuş hükümler. Tırnak içinde zaten adı üstünde olağanüstü durumlarda cari olacak hükümler. Ama hepimiz birlikte yaşadık. Maalesef olağanüstü hal hükümleri ve çıkan KHK'lar maksadını ve amacını aşar ve çokça aşar bir nitelikte değerlendirildi ve sınırları çok genişletildi. Normal şartlarda neydi? Darbe teşebbüsü var. Evet. Bu darbeye kalkışan bir askeri junta var. Evet. Bunların derdest edilmesi gerekir. Toplumdaki huzur ve sükunun sağlanması gerekir. Zafiyet gösteren kolluk kuvvetlerine bir takviye gerekir. Belli başlı hizmetlerin aksamaması gerekir. Ve adeta enfekte olmuş devlet vücudunun temizlenmesi gerekir. Ama siz bütün başka usullerle belirlemiş, yani disiplin soruşturmaları, adli soruşturmalar, süreç neticesinde elde edeceğiniz sonuca göre hareket etmeniz gereken kişilerle ilgili peşinen hüküm kurup, listeler yayınlayıp ihracına yöneldiniz. Ve öyle bir atmosferde bunlar gelişti ki, normal zamanlarda belki ihracına karar verilmeyecek olan pek çok insan ihraç oldu. Ve bu dönemin atmosferi bu kadar uzun sürdüğü için de halen daha mesela olağanüstü hal inceleme komisyonu diye sonradan, çok sonradan bir komisyon kuruldu. KHK'lara karşı bir denetim mekanizması oluşsun. Onun kararlarına karşı da idare mahkemesine yargı yolu açılsın diye oluşturuldu. Çok çok sonradan yapıldı. Onun da kararlarının çok hukuki olduğunu söylemek ve devamında idare mahkemelerinin de iltisak kavramı adı altında pek çok insanı mağdur ettiğini ve hakkı teslim etmediğini söylemek mümkün. Bu anlamda sadece FETÖ ölçeğinde bunları söylüyoruz ama toplumun farklı kesimlerinde, sol görüşlü insanlarda da bu yaşandı, dindar insanların çoğunda da bu yaşandı. FETÖ'nün geçmiş hafızası kullanılarak bu insanlara da aynı muameleler reva görüldü. Pek çoğu kadrolarından atıldı, ataması gerçekleştirmesi gerekirken ataması yapılmadı. Ve normal bir insanın, bırakın bir hukukçuyu, normal bir insanın bu kadar da olmaz diyebileceği düzeyde gerekçelerle bunlar oldu. Tabii ve halen de bunların düzeltilmesi anlamında çok ciddi sorunlar var. Çünkü bir ölçüde maalesef yargı da halen o bahsettiğim o güvenlikçi politikanın da bir atmosferiyle bana göre çok daha hukuka uygun kararlara imza atmıyorlar. FETÖ hafızası diyorsunuz. Hüdapar bu anlamda sık sık bu vurguyu yapıyor.
yani belki izleyicilerimiz bunu tam olarak anlamayabilir ama tekrar hatırlatmak babında söylüyorum. FETÖ hafızası derken siz neyi kastediyorsunuz? Ben anlıyorum ama izleyiciler için biraz daha açarsanız ne FETÖ hafızası? Bakın, dedik ya 40 yıldan beri FETÖ devletin bütün kurumlarına sızmaya çalıştı. Özellikle de güvenlik bürokrasisinde ciddi yer tuttu. Devletin hafızası dediğiniz ne? İstihbarat. Bu istihbaratların toplandığı birkaç merkez vardı. Sonradan işte hepsi MİT bünyesinde toplandı ancak o zamanlar işte emniyet istihbaratı, jandarma istihbarat, MİT vesaire bu tür kuruluşların istihbarat ağları vardı ve bunlar kişilerle ilgili fişlemeler yapıyorlardı. Yani bir kişi mahkum olmamış olsa bile, hiç karakola yolu düşmemiş olsa bile ya da karakola yolu düşmüş, yargılanmış, beraat etmiş, aklanmış olsa bile o kişiyle ilgili kanaatleri belirten notlar tutulur. Ve bunlar bir yerde muhafaza edilir. O kişi eğer bu yapının muhalifi ya da ona zarar vereceğini düşündüğü ya da önüne çıkacağına inandığı bir yapıyla, bir grupla, bir oluşumla, bir fikriyatla bağlantılıysa onu mağdur eder. Kadro alması gerekirken kadro vermez. Yükselmesi gerekirken bir yerde yükseltmezler. Bir hak verilmesi gerekirken o hakkına engel olunur. Bu şekilde kişiler gerçekte sabıkası olmadığı halde hukuken yani kanun önünde diğer vatandaşlarla eşit muamele görmesi gerektiği halde bu fişlemeler sebebiyle yazılı olmayan kurallarla mağdur edilmesi uygulamasının genel adı. FETÖ hafızası ve FETÖ fişlemesi dediğimiz. Şimdi FETÖ'den sonra o hafıza FETÖ sonrası iş başına gelenlerin elinde. FETÖ terör örgütü oldu tabii, artık öyle diyorlar. Ve terör örgütü olduğunu kabul ettiğiniz, ilan ettiğiniz bir yapıya mensup kişilerin oluşturduğu subjektif, kötü niyetli notlarla, fişlemelerle siz bir kimseyi hakkından ediyorsunuz. Yani bunu da sadece şimdi sonrasında FETÖ ile ilgili fişlemeler yapıldı. Pek çok aslında FETÖ iltisakı denen şey fişlemelerle oluştu. Ve KHK'lar da bunlar ihraca kadar gittiler. Ama bunun yanında az önce bahsettiğim hem FETÖ iltisakı sebebiyle kurunun yanında yaş yandı. Çünkü o ibadet noktası, ibadet grubu dediğimiz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk zamanlar çok sıklıkla vurgulardı ya. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet diye. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne gelindiğinde ihanet grubunun içerisinde neredeyse kimse yoktu Türkiye'de. Pek çoğu bir biçimde aylar öncesinden yurt dışına kaçmışlardı. Ticaret grubu da artık herkesin diline düştüğü şekilde FETÖ borsalarıyla ya aklandı ya ceza aldı bir biçimde orası da şaibeli. En büyük darbeyi ibadet noktasıydı. Yani bir biçimde suça karışanları hariç tutarak söylüyorum. Bir biçimde iyi niyetle, ihlasla bu grubun işte inanca hizmet ettiğini, ibadi noktada kendini geliştirmeye çalışan insanları bir araya getirdiğini düşünen kesimlere de ciddi anlamda yargısal bir kıyım gerçekleştirildi. Yani mesela somut bazı örnekler verecek olursak işte bu grubun servis etmiş olduğu bir dergi, bir mecmua veya bu gruba ait olan bir banka, bu bankaya para yatırdığı için insanlar, şimdi bu anlamda çok ciddi mağduriyetler yaşandı ve gündemde evet. Kaldı. Somut örnek olarak ben bunları size söylüyorum. Evet, onlar bir de işin başka vecesi az önce bahsettiğimiz, bizatihi 15 Temmuz gecesi herkes evlerinde çayını yudumlarken, tabiri caizse filmin sonunu beklerken, sokakta olan mütedeyyin pek çok gruba, cemaate, partiye üye insan mağdur edildi. FETÖ hafızası gerekçe gösterilerek üstelik. Yani FETÖ'nün tuttuğu fişlemeyle o FETÖ fişlemesi önüne mağduriyetin gerekçesi olarak konulverdi. Hatırlarsanız hükümet yetkilileri de sık sık FETÖ'nün devlet bürokrasisi içerisinde sivil, asker veya polis içerisinde örgütlü olan bu yapının
kendi örgütsel çıkarları için farklı grupları hedef gösterdiğini, mağdur ettiğini de hükümet yetkilileriyle çokça dile getirdi. Bırakın hükümet yetkilileri, ben size daha çarpıcı bir örnek vereyim. Anayasa Mahkemesi kendi üyesi olan hakim ve savcıların ihracına dair kararının gerekçesinin önemli bir bölümünde bu değindiğiniz hususları alenen açıkça ifade ediyor. Yani hakimlik ve savcılık yetkilerini, bu grubun kişileri örgütün ajandası çerçevesinde fişlemek, bir terör örgütüne mensup göstermek, delil üretmek ve olmayan terör örgütlerini ihdas edip bu kişileri o örgütün üyesi kabul etmekle suçlayarak aslında pek çok hakim ve savcıyı, pek çok diyorum, sayısı ciddi yani 4000'in evet, üzerinde hakim ve savcıdan bahsediyorum, ihraç etti. Yani bunu en üst yargı merci, anayasa, hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararın altında bu şekilde imza attı. Bunlar bilinen gerçekler. Ve işin acı tarafı şu. Şimdi evet bir 15 Temmuz tecrübesi yaşandı. Büyük bedeller ödendi. Türkiye ekonomik olarak, insan kaynağı olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, aile bağları olarak pek çok anlamda sıkıntılar yaşadı. Ama bunların artık bir yerde tamir edilmesi, tedavi edilmesi, ıslah edilmesi gerekirken hala kara düzen aynı maalesef anlayış devam ediyor. Sıkıntı burada. Dedim ya az önce, toplumsal bir nimetin şükrünün eda edilmesi gerekiyor. FETÖ zulmetti, sen adaletle hükmedeceksin. FETÖ fişledi, sen fırsat eşitliği oluşturacaksın. FETÖ kendi ajandasıyla kendi yandaşını korudu, başkalarını ezdi. Sen herkese eşit muamelede bulunacaksın. FETÖ senin temsil kabiliyetini kullanarak bütün bunları icra ettiyse, senin de topluma olan borcun, bu yapılan bütün haksızlıkların, zulümlerin aynısını senin tekrarlaman değil. Onları bir kenara bırakıp sorumlularına cezalarını verdikten sonra artık toplumda adaleti tesis etmek olmalı iken hala o güvenlik paranoyası, hala o güvenlik bürokrasisi, herkes bize düşman, içeride dışarıda hainler var, bizi devirmeye çalışıyorlar gibi argümanlarla maalesef halen hareket ediliyor. Bakın aradan 5 sene geçmiş. Evet ilk günkü kadar yoğun değil, bunu kabul edelim. Ama bu kadar da ağırdan alınmaz bu işler. Hı hı. Bu kadar da olmaz. Neticede sizin adaleti tesis etmeniz gerekiyor. Bakın FETÖ ile ilgili binlerce soruşturma, binlerce dava açıldı. Pek çoğu nihayet erdi bir biçimde. Beraat eden ettiği, ceza alan aldığı, kimisi Yargıtay'da henüz süreçlerin sonuçlanmasını bekliyor. Ama artık bu saatten sonra hala FETÖ tehlikesi var diye temel insan haklarından, fırsat eşitliğinden, adaletten taviz vermenin bir anlamı yok. Bunun fazlası, devamı artık bu topluma fayda sağlamak değildir. Toplumun zararına çalışmaktır. Peki ben o zaman şunu da sormak istiyorum Serkan Bey. Şimdi tam FETÖ'ye yönelik, FETÖ unsurlarına yönelik soruşturmalar devam ediyor. Hala da buna dair gün aşırı haberler de yapıyoruz ki operasyonlar da bu anlamda sürüyor. FETÖ'ye yönelik tabii hükümetin yapmış olduğu faaliyetler var. FETÖ'yle mücadele ediyoruz diyorlar. Ancak bu süreçte FETÖ'ye karşı yapılan bu mücadele sürecinde diyelim çok sayıda masum insanın da mağduriyetinden söz ediyoruz. Bu kirli hafızaya tekrar geri dönmek istiyorum. Evet. Bir, neden kirli hafıza farkında olunmasına rağmen temizlenmiyor? Ya bu gerçekle devlet yüzleşmiyor. İki, güvenlik soruşturmaları meselesi. Zaten bu güvenlik soruşturmalarında da en fazla insanlar bu kirli hafızadan dolayı mağduriyet yaşadılar. Güvenlik soruşturmalarını da biraz konuşmak istiyorum. Güvenlik soruşturmaları tamamen fecaat. Hı hı. Masumiyet karinesinin berhava edilmesinden başka bir şey değil. Sizin kendiniz bir suç işlemediyseniz, bir yere atanma konusunda ya da bir kadroyu alma konusunda ehliyetiniz varsa, liyakatiniz varsa,
bir sabıkanız yoksa, sırf sizin kardeşiniz felancalarla dolaşmış, babanız filanca tarihte felanca suça karışmış ya da dayınızın şu kişilerle ilişkisi var diye sizi mağdur etmelerinin nasıl bir mantığı olabilir? Ve sizi o göreve getirmemelerinin nasıl bir mantığı olabilir? Suç ve ceza şahsi değil mi? Bir kimse bir başkasının suçu ve günahı sebebiyle yargılanabilir mi, cezalandırılabilir mi? Ama maalesef gelin görün ki bir kadrolaşma, bir yenilenme kendi istediğini o makama getirme bahanesi olarak maalesef güvenlik soruşturmaları kullanıldı. Bir ölçüde şu var. Neticede bütün mesela parti olarak biz yıllarca hükümeti uyardık. FETÖ tehlikesine karşı uyardık. O zaman kulak asmadılar. Emniyetin yaptığı kumpasları, delil uydurmalarını, masum insanları cezaevlerine attırmalarını, hakim ve savcıların bu konudaki yanlı tutumlarını dile getirdiğimizde öyle şey olmaz deniyordu. Bunlar onları yapmaz deniyordu. Ve en kötüsünü onlara karşı işlediler. Ve şimdi siz aynı yöntemlerle başkalarına eziyet etmeye devam ediyorsunuz. Yani FETÖ'nün aklını bir nevi miras alıp o akılla hareket ediyorsunuz. Bu FETÖ'nün mirasını devralmak demektir. Evet, FETÖ sinsi bir yapıydı. Evet, tespiti zordu. Şimdi bazı şeyler göstere göstere gelir. Bazı şeyler de gerçekten sinsi bir şekilde ilerler. Siz sinsi bir şekilde ilerlemiş bir yapını veya sizin kendi basiretsizliğiniz veya feraset yoksunluğunuz sebebiyle görmediklerinizin size yaşattıklarının tecrübesiyle bunlara girişiyorsunuz. Hani derler ya, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Ben güvenlik soruşturmalarını getireyim, güvendiğim insanları getireyim dersiniz ama bu sefer de liyakatı kaçırırsınız. Oraya gelmesi gereken, orayı hak eden insanların oraya gelmesine engel olursunuz. Bir, ikincisi kötü niyetlere kapı aralarsınız. İşte bu mülakat düzeni, güvenlik soruşturması pek çok kişinin işte bir yakını, güvendiği kişiyi oraya hak ettiği kişinin yerine koymasına vesile oluyor. Bugün pek çok kurumda yakındığımız şey bu değil mi? Liyakatsizlik değil mi? İş bilmemezlik, tecrübesizlik, o işin ehli olmamak. Evet. Bütün şikayet ettiğimiz kurumlarla ilgili sıkıntıların başında bunlar yok mu? Şimdi bu yanlış düzeni bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi Serkan Bey, şu da var. Mağdur olan insanlar şunu anlatıyor. Diyor ki biz zaten güvenlik soruşturmalarına takılan insanlar diyorlar ki biz zaten FETÖ'nün oluşturmuş olduğu hafızanın kurbanıyız. Yani onlar bizi fişlemiş. Nasıl? İşte falanca sivil toplum kuruluşunun üyesi, mensubu, sivil toplum kuruluşu, herhangi bir suç örgütünden bahsetmiyoruz. Bu nedenle fişlenilmiş insanlar, devlet hafızasını oluşturmuş olan FETÖ'nün neden olduğu bu mağduriyetlerin hala giderilmemesi tepki çekiyor. Yani ben somut bir suç işlememişim ki bunun karşılığını alıyorum. FETÖ'nün oluşturmuş olduğu hafızanın kurbanıyım diyor. Bakın size çarpıcı bir örnek vereyim. Empati kurulması açısından söylüyorum. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı değil mi? Kimlerin Cumhurbaşkanı seçilebileceği kanunda belirlenmiş. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan FETÖ hafızasına göre terör örgütleriyle bağlantılı biri. Tevhid Selam diye bir örgüt uydurdular. Dönemin başbakanı, o zaman başbakan, Erdoğan'ı Tevhid Selam örgütü bağlantısı üzerinden dinlemeye aldı. Ve o zaman size şunu söyleyeyim. Eğer Cumhurbaşkanı olabilmek için de güvenlik soruşturmaları lazım olsa ve o güvenlik soruşturmalarının kaynağı bütün bu millete reva görüldüğü gibi FETÖ hafızasına dayanmış olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olamayacak. Peki. Yani empatiyi buradan kurmaları gerekiyor.
Yani illa senin başına gelinceye kadar mı senin toplumun halini anlaman gerekecek? Evet, FETÖ'nün tuttuğu bütün hafıza külliyen yanlış, yalan değil. Ama iki kere düşünülmesi gereken bir hafıza. Kaynağı ne, delili ne, neye dayandırıyor? Bunu görmen lazım. Hayır, yargılamaların arka planında biliyorsunuz. Az evet, önce ifade ettiniz. Evet. HSK'nın almış olduğu kararlar da var. İşte bu savcıların ihracında yargılamalar örgüt çıkarına göre yapılmış, yasalara göre falan değil. Evet. Aynen. Bu yargılamalarla binlerce insan mağdur edilmiş. O dönem çokça dille getirildi. FETÖ yargılamalarına yenileme gelsin. O dosyalar yeniden ele alınsın. Özellikle de terör soruşturmaları adı altında yapılan yargılamalar. Siyasi yargılamaları yeniden ele alınsın. O dönem hükümet yetkilileri biz bu yükün altına giremeyiz. Öyle olursa binlerce dosyayı sil baştan ele almamız gerekecek. Biz bunun altından kalkamayız dediler. O sebeple o yargılamaların %90-95'ine ellemediler bile. Peki masum insanlar var ortada? İşte niyet önemli. Eğer senin gayretin, niyetin, hakkın tecellisi ise, hakkın ortaya konulmasıysa, hakim yoksa atayacaksın. Mahkeme yoksa kuracaksın. Evet. Yer yoksa inşa edeceksin. Yani devlet bu kadar aciz bir devlet değil ki. Mesele irade meselesi. Mesele niyet meselesi. Eğer siz sadece bana yapılana karşı ben bir reaksiyon göstereyim, benim önüme takılan engelleri kaldırmak için düzenlemeler yapayım ya da o engel benim önüme gelmeyinceye kadar ona ilişmeyeyim derseniz, o zaman siz adaleti sağlamış olmazsınız. Yine dönüp dolaşıp aynı cümleye geliyoruz. Bu ülkede adaletin sağlanması gerekiyor. Yoksa sistem değişmeden, düzelmeden Ahmet gelmiş, Mehmet gitmiş, Veli gitmiş, Hüseyin gelmiş. Bir şey değişmeyecek. Biz bunları konuşmaya mütemadiyen devam edeceğiz. Adalet vurgusunu özellikle ikinci bölümde konuşmak istiyorum. O konuyu fazla aşmanıza hani doğrusu istemiyorum. İlk bölümün son dakikalarına da geldik. Ben son 15 Temmuz'u konuşurken son sorum da şu olsun istiyorum. Türkiye'de darbeler dönemi kapandı mı? İnşallah kapanmıştır. Evet. Veya darbeler döneminin tamamen kapatılması için yapılması gereken neler? Şimdi öncelikle vesayet sisteminin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama şu anki düzende açıkçası gönül rahatlığıyla evet darbeler dönemi kapandı. Artık iktidarlar seçimle iş başına gelecek. Askerin bu konuda hiçbir rolü olmayacak diyemiyorum maalesef. Keşke diyebilsem. Ama bunun için kalıcı, somut adımlar henüz atılmış değil. Bu böyle olduğu için de sürekli bir teyakkuz hali, sürekli bir tehlike halinde devlet yönetilir oldu. Ve sadra şifa adımlar atılmaz oldu. Bu her zaman böyleydi. Yani sadece bu hükümet dönemi için söylersek haksızlık etmiş oluruz. 50'lerden 60'lardan beri bu böyle. Ki nispeten bugün çok daha ileri bir düzey var. Yani vesayetin kırılması, askerin söz sahibi olmaması, işte Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanıyor olması, jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması gibi adımlar darbe ihtimalini ve o tehlikeyi bertaraf etme adına evet hatırı sayılır adımlardır. Ancak yeterli midir? Elbette ki değildir. Evet. Peki Serkan Bey, müsaadeniz olursa kısa bir ara gidelim. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Değerli izleyenler, araya gidiyoruz. Saat başında tekrar buradayız. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Rehber gündemde bu hafta 15 Temmuz'u konuştuk, konuşuyoruz da. İkinci bölümünde programın Türkiye'deki adalet sorununu konuşacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Ekranlarını yeni açanlar için hatırlatmada bulunayım. Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Sayın Serkan Ramanlı stüdyo konuğumuz. İkinci bölümünde, ilk bölümde 15 Temmuz'u öncesi ve sonrasıyla süreci değerlendirdik. İkinci bölümde de Türkiye'de adalet sorunu konuşuyoruz. Son yıllarda adalet beklentisi, adalet talebi oldukça fazlalaştı. Muhalefet ki özellikle siz de adalete dair çokça vurgu yapıyorsunuz. Sloganlarınız da var bu anlamda.
öncelik insan, önce insan, öncelik adalet diye. İktidar partisi dahi adalet söylemini çok vurgulu olarak söylüyor ki bu anlamda reformlar da, yargı reformları da son zamanlarda ardı sıra gelmeye başladı. Kamuoyunun adalet talebi son yıllarda artmasının nedeni ne? Bir şeyler herhalde eksik, sorunlu ki bu talep artıyor. Aslında şimdi toplum canlı bir organizma. Toplum yapısı, katmanları, ilişkiler, ekonomisi, bütünüyle baktığınız zaman canlı bir mekanizma. Her biri birbirini besliyor. Adalet dediğiniz olgu, yani anayasadaki karşılığı itibariyle söyleyelim, yargı, yani yargı mekanizması, mahkemeler. Hangi talebi karşılamak için var? O yürüyen mekanizmadaki aksaklıkların düzeltilmesi için. Öyle değil mi? Hı hı. Alacak, verecektir, suçtur, cezadır. Toplumda öngörülen düzenin bozulmasına dair talepler yargıda çözülür. Şimdi biraz da önceki konuyla bağlantılı. Yargı öteden beri gri bir alan olarak kaldı ülkemizde. Bunu nereden söylüyoruz? Ta önceki dönemlerden bu yana yargı bir biçimde siyasal iktidarın veya siyasal hegemonyanın, gücün bir cezalandırma aparatı gibi konumlandırıldı, görüldü. Yani neyi kastediyorum? Çok da geçmişe gitmeden mesela briefingli yargı diyorduk hatırlarsanız. 28 Şubat postmodern darbesi döneminde hakim ve savcıların genel kurmaya çağrılıp orada kendilerine devlet güvenliğiyle ilgili briefing verilmesi. Yani adeta neyi nasıl değerlendirecekleri hususunda talimat verilmesi. Evet. Koca koca yargı mensupları gidip orada kuzu kuzu askerlerin talimatlarını dinlediler. Ve o 28 Şubat yargılamalarının bizi getirdiği neticeyi görüyoruz. Biraz daha ilerleyelim. 2010 Anayasa değişikliğinden sonra Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ydu o zamanki adı. Onun yapısının değiştirilmesi, Yargıtay üyelerinin Yargıtay'a üye seçilmesi, o seçimlerde FETÖ'nün ciddi bir ağırlıkla oralarda yer tutması üzerine hatırlayın mesela DGM'lerin kapatılması. DGM'ler de ayrı bir konu. Şimdi uzatmak istemiyorum. Hı hı. Özel yetkili mahkemeler eliyle yine bu dizayn projelerinin yapılması, yani yargının bir silah olarak kullanılması. Akabinde 15 Temmuz'dan sonra yargının, ki yani bunları evet biz avukatlar da normalde kanuna göre yargının üçlü saç ayağından biriyiz, ancak maalesef öyle uygulamalarda bunun karşılığını görmediğimizi belirterek geçeyim. Hakim ve savcıların 1/3'üne tekabül eden sayıda kişinin ihraç edilmesiyle karşılaştık. Yani yargı bir anda %30 felç oldu. Evet. Ve sonrasında hızlı alımlar. Bu alımların kriterlerin düşük olması, yani sınavlarda düşük puanı aldığı halde, yani baraj 70 normalde, 50 alan, 55 alan, 60 alanların bile mülakatlar eliyle yargı mensubu yapılması, ki bugün pek çok yerde bu sebeple yargı sistemine dahil olan hakim ve savcıların yetersizliğinden herkes yakınıyor. Biraz da şartların getirdiği mecburiyetler var. Ne o mecburiyetler? Eğitimini alamamış, stajını doğru düzgün yapamamış. O kürsüye çıkmaya yetecek bir donanımla kuşanmamış kişileri siz hakim ve savcı olarak kürsülere gönderiyorsunuz. O mahkemeleri idare etsinler diye. Ve o kişiden yargı dağıtmasını bekliyorsunuz. Ve o süreçteki alımlar, bu mecburi alımlar çok da liyakat esaslı olmadığı anlaşılan alımlar. Pek çok üst düzey yargı mensubu da aslında bundan yeri geldiğinde şikayet eder. Ama nedir? İşte 15 Temmuz'un getirdiği bir mecburiyetti. O ihraçlar neticesinde biz yargıda eksik kalan kısımları tamamlamamız gerekiyordu. O yüzden aldık. Ve halen de alımların çok da liyakate dayalı olarak alındığını söylemek mümkün değil. Tabii ki işin ehli olan
gerçekten de sahip olduğu yetkiyi adalet için sonuna kadar kullanan, bunun için gayret gösteren hakim ve savcılar elbette ki vardır. Onlara da saygı duymak lazım. Emeklerini göz ardı etmemek gerekir. Ama bir bütün olarak değerlendirdiğinizde yargıdan ciddi anlamda bir şikayet var. Yargıya olan güven son zamanlarda çokça düşük seviyelerde. Yani durduk yere insanlar yargıya olan güvenini kaybetmediler. Uygulamalardan, muamelelerden, verilen yanlış kararlardan, absürt uygulamalardan ki pek çoğu bazen sosyal medya paylaşımlarında meslektaşlar arasında alay konusu olacak duruşma tutanakları, kararlar vesaire. Hı hı. Bütün bunlar geçmişte de var olan ama bugün biraz daha artı zirve yapan bu güvensizliği besledi. Bunun üzerine insanlar yargıya olan güvenini ciddi anlamda kaybettiler. Şimdi yargı, hani bilgisayarcılar bilir, bir donanım vardır, bir yazılım vardır. Bizde de yargı camiasında kastettiğimiz şey nitelik ve nicelik. Şimdi nicelik, yani sayısal anlamda hakim ve savcı açığı halen ciddi anlamda mevcut. Evet. Pek çok adliyede, pek çok hakim savcı dosya yükü altında eziliyor. Bazen bir katip 2-3 hakimin işini görmek zorunda kalıyor. Şimdi katip sayısı yetersiz, hakim sayısı yetersiz, savcı sayısı yetersiz. Mekansal anlamda imkanlar kısıtlı. Bunun üzerine bir de nitelik eksik olunca, yani tecrübe, bilgi, birikim, orayı hak etme, oranın gerçekten hak ettiği koltuğun, hak ettiği makamın gereğini yerine getirebilme konusunda oluşan zafiyetler de eklenince bu güvensizlik tavan yaptı. Şimdi bu alanlara bir eğilmesi gerekiyor. Evet, 15 Temmuz'dan darbe teşebbüsünden sonra FETÖ ile irtibatlı olan, FETÖ ajandasıyla insanları yargılayan, FETÖ'nün amacına hizmet eden hakim ve savcılar evet dışarıda. Yeni aldıklarınız, tecrübesizse tecrübesini arttırmak, eğitimsiz ise eğitimini takviye etmek bakanlığın görevi, hükümetin görevi. Hı hı. Bunlara bu imkanların sağlanması gerekiyor. Bu tecrübesizliklerle, bu yoğun iş temposuyla hukukta bir derya. Hala pek çok mahkeme birden fazla ihtisas mahkemesinin görevini yerine getirmekle mükellef. Yani normalde kanununa bakarsanız ticaret mahkemesi ayrı olur, tüketici mahkemesi ayrı olur, aile mahkemesi ayrı olur. Birçok alanda ihtisas gerektiren hukuk alanında mahkemeler ihtisaslaşmış hakimlerin bünyesinde çözülmeye çalışılır. O mahkemelerde çözülmeye çalışılır. Ama düşünün ki onlarca ihtisas alanını ilgilendiren konularda tek bir hakim bütün işi yürütmek zorunda. Bu işin bir vecesi. İkinci vecesi bu güvensizliğin oluşturduğu ortam sebebiyle kendini haksızlığa uğramış hisseden neredeyse herkes artık yeni bir trend oldu. Sosyal medya ya da Twitter adliyesine müracaat eder. Ve insanlar adeta halk mahkemeleri kurulmuş da orada sanık ya da karşı kimse yargılanır gibi hüküm ifade etmeye başlıyorlar. Bu da ayrı bir garabet. Başlı başına bir yanlışlık. Yargıyı da etkiliyor tabii. Şimdi yargı da baskı altında kalıyor. Bazen öyle bir şey oluyor ki mahşeri vicdana sığmayacak yanlış bir mahkeme kararı Twitter adliyesinin tepkileri sonucu doğru bir karara evrilirken bazen dava dosyasındaki delillerin çokça dışında, çokça kapsama alanı dışındaki manipülasyonlarla bazı insanlar hedef tahtasına oturtulup itibar suikastine uğratılır. Ve o tepkilerle belki tutuklanmaması gereken insanlar tutuklanır. İşin buraya gelmemesi gerekiyor. Bunun çözümü şu, yargıya güvenilmesi gerekiyor. Ama benim, sizin ve bütün vatandaşların yargıya güvenmesi için yargının o güveni hak etmesi gerekiyor. Bunun için de çeşitli adımların atılması lazım. Peki o zaman şunu da sorayım ben. Yani kamuoyunun adalet beklentisi ne şekilde karşılanabilecek? Kısmen bu yargıyı anlatırken
kısmen cevap verdiniz ama şu önemli, yani insanlar geleceğe güvenle nasıl bakacak adalet beklentisiyle? Şimdi çocuğunu yetiştirmiş, büyütmüş, üniversiteyi de bitirtmiş, mezun olmuş, ancak atama noktasına gelince büyük problem yaşıyor. Çocuğunun hem ehliyet sahibi, liyaka sahibi olduğunu biliyor, bir de yıllarca verilmiş bir emek var, ancak ya mülakatlarda, ya sınavlarda, ya da başka farklı etkenlerle çocuğun hayatının yarısının neredeyse takılı olduğunu görüyoruz. Bir mağduriyet yaşanıyor ve insanlar dolayısıyla da adalet mefhumunun olmadığına inanıyor. Açıkçası şunu söylemek lazım. Bu mülakat sisteminin kaldırılması gerekiyor. Evet. Mülakat sistemi torpilin diğer adı. Evet. Bunun lamıcımı yok. Şimdi siz adliyede mülakatı getirirsiniz. Çünkü sadece 3-5 tane test sorusunu daha fazla yapmış diye bir kişiyi, eğer kişiliği, karakteri, vukufiyeti, olaylara yaklaşımı, sebep-sonuç ilişkisini kurma noktasındaki kabiliyeti gelişmemiş birini sırf 3-5 soru daha fazla yaptı diye hakim yaparsanız yanılırsınız. Savcı yaparsanız yanılırsınız. Ama nüfusta işe girecek. Niye mülakata alırsınız? Yapacağı iş belli, bilgisayar başında veri girecek. Bu kadar. Bir belge imzalayacak. Doktordur, önlüğünü giyecek, hasta bakacak. Teknik bilgi gerektiriyor. Mühendistir, kendi mühendislik alanıyla ilgili üretimde bulunacak. Onun niçin mülakata alma ihtiyacı hissedersiniz? Polisi mülakata alın. Gereklidir. Sıkı eğitimden geçirin. Gereklidir. Olmamasının neticelerini şu an biz görüyoruz. Eğitimsiz polis memurlarının halka karşı tutumlarının her gün bir örneğini biz medyadan çok rahatlıkla görebiliyoruz. Maalesef. Askeriye dediğimiz, yani güvenlik bürokrasisine eğer bir kadro açılmış alacaksanız tabii ki mülakatını yapın. Bir dinleyin, bir görün. Bir konuşun, bir dinleyin. En fazla öğretmen adayları bu anlamda mağdur olduğunu ifade ediyor. Şimdi öğretmen, niçin mülakata alırsın? Hı hı. Bakın geçmişte pek çok ideolojik sahiplerle yaptığı yanlışlarla hafızalarımızda yer etmiş Bülent Ecevit'in bu ülkeye kazandırdığı belki de en önemli husus KPSS'ydi. Mülakat sistemini tamamen kaldırdı. KPSS ile kim daha çok puan almışsa memuriyete yerleşir bir şeklinde bir düzen oluşturdu. Ama sonra ne oldu? FETÖ KPSS sorularını çalıyor gerekçesiyle mülakat sistemi getirildi. Eğer FETÖ KPSS sorularını çalıyorsa sen o çalınmayı engelleyeceksin. Sorun çözülecek. Tutup da bu gerekçeyle mülakatı şart koşup ahbap çavuş ilişkisiyle güvendiğim, yakınım, partiliyim diye insanları kadrolara almaya başlarsanız sonra ne hizmette kalite oluşur, evet, ne toplumdaki bu fırsat eşitliğinin bozulması sebebiyle oluşan devlete, devletin yapısına, yargıya olan güvensizlik aşılır. Bunların çözümü çok basit. İş irade göstermekte. Ama yok, ben madem böyle bir yol var, bu imkan oluştu, ben bu yolla, bu gerekçeyle, bu bahaneyle kendime yakın insanları, kendi çevremi, kendi partililerimi, kendi seçmenimi, kendi akrabamı bu işlere yerleştireyim yoluna giderseniz, o zaman toplumdan da sisteme karşı bir güven, bir zahmet beklemeyin artık. Ya, adalet beklentisiyle, adalet talebiyle ilgili şunu da söylemek isterim. Tamam, dedik ya, hani muhalefetin bu anlamda talebi var, adalet beklentisi çok dile getirildi. Adalet hususunda Türkiye'de yaşanan sorunlar nedeniyle hükümetin son yıllarda işte yargıda reform, özellikle son 2 yılda yargıda reformla başlattığı süreç, işte son geçtiğimiz hafta 4. yargı paketi meclisten geçti. 5. yargı paketinin de getirileceği ifade ediyor. Sizce bu adalet beklentisini karşılıyor mu toplum tam olarak? Bakın şöyle bir hususiyet var. Şimdi yargıda belli bir hiyerarşi var. Hı hı. Yerel mahkemesi var, istinafı var,
Yargıtay'ı var. Belli başlı hak ihlallerine karşı, yani uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınmış temel hakların ihlaliyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkı var. Yetmedi. Çok uzun zamana bile yayılsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var ve siz bunun bağlayıcılığını kabul etmişsiniz ülke olarak. Ama Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı verdiğinde siz yürütmenin başı olarak ve yürütmede bir yetkili olarak Anayasa Mahkemesi kararını ulu orta eleştirir, Anayasa Mahkemesi'ni itibarsızlaştırırsanız yahut Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına rağmen o ihlali tanımayan bir mahkemenin heyetine ses çıkarmazsanız, hı hı, o zaman işler tepe taklak olur. Herkes başına buyruk olur. Sistemi bozarsanız. Ya bireysel başvuru hakkını getirmeyeceksiniz, Anayasa Mahkemesi'nin o haklarını elinden alacaksınız. Ya da o hakkı vermişseniz gereğini yapacaksınız. Aynı şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için de geçerli. Ya o mahkemenin tarafsızlığının şaibeli olduğunu deklare edip o sözleşmeden çekileceksiniz, o zaman kimse size bir şey demez. Ama hem yetkisini tanıyıp hem bağlayıcı olduğunu söyleyip hem verdiği kararı mahkemelerinizde uygulatmama yönünde bir telkinatta bulunursanız ve mahkemeleriniz bunu uygulamadığı zaman siz ses çıkarmazsanız, o zaman insanların yargıya güveni nasıl tesis edilsin? Bunu nasıl mümkün kılabileceksiniz? Her şeyin yerli yerine oturtulması lazım. Herkes adalet diye ağlar, herkes adalet diye bağırır. Herkeste bir vicdan vardır. Eğer o vicdanı perdelememişse kişi, haklı mı haksız mı olduğunu bilir. Ama vicdanını kirletmiş, perdelemişse, haksız olsa bile feveran eder, ben haklıyım, hakkım çalındı der. Bunun yolu mahkemeler. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Son bir sorum olacak. Programın da sonuna doğru geliyoruz. Hani son günlerin çokça konuşulan konusu, yani sizin de hukukçu kimliğiniz var. Bu anlamda bu soruyu size de sormak isterim. Hayvanları koruma kanunu malumunuz çıkarıldı. Gündemde tartışılıyor. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü şöyle düşünenler de var. Hayvanlara fazlasıyla hak verilmiş. Biraz espritüel oldu ama fazlasıyla hak verilmiş. Bir de bu kadar sorunumuz varken bunun bu kadar gündem edilmesi ne kadar doğru deniyor? Şimdi malum ülkemizde maalesef bir sorun olacak. O sorun bir tepkiyi doğuracak. O toplumsal tepki talebe dönüşecek. Evet. Ondan sonra bir biçimde bir yasal statüye kavuşacak o mesele. Ama bazı işler vardır ki etraflıca düşünülmeden, tam kemale ermeden bir adım atarsanız, günü kurtarırsanız belki, ama sonradan oluşacak sıkıntıların da üstesinden gelemezsiniz. En meşhur örneği biliyorsunuz, aileyi koruma kanunu. Evet. Yani kötü mü ettik, iyi mi ettik diye hükümet çevresi bile hala kafası karışık. Çünkü o kanunu çıkardınız, daha kötü bir duruma düştü toplum. Çünkü sorunun kaynağını siz çözmek yerine habire cezaları arttırdık, habire ceza miktarlarını arttırdık diye övünürseniz belki sorunu çözmek yerine kangrenleştirirsiniz. Çünkü devlet dediğimiz, dedim ya, canlı bir organizma gibi. Pek çok sebebi saiki vardır. Mesele sadece cezaları arttırmak değildir. Suça giden yolu da kesmektir. Tıpkısı bu sorduğunuz soru üzerine söyleyeyim. Hayvanları koruma kanunu yeni değil. 2004 yılında da çıkarıldı. E tabi o zaman hayvanlara yine eziyet yasaklandı. Bunun müeyyidesi o zaman para cezası idi. Şimdi inancından kopmuş, manevi değerlerinden yoksun, hiçbir değer tanımayan nevzuhur bir neslin zaten insana bir verdiği değer yok, topluma bir faydası yok, gücünü gösterebileceği hayvancağızlara eziyet etmeye başladı ve bunlar medyada yer buldu. Bizler Müslüman insanlarız. Allah'ın emirleri var,
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel örnekliği var. Tabii ki bırakın insana, bir hayvana bile eziyet bize yasaklanmış. Çünkü o da bir can taşıyor netice itibariyle. Allah'ın bir mahlukatı. O kendi yaratılış gayesine göre yaşayacak. Biz de kendi yaratılış gayemize göre yaşayacağız. Ama kendi inancından, kendi geleneğinden, kendi değerlerinden kopmuş bir gençliğin yaptığı, işte geçmişte neydi o kedi kesmeler, kulaklarını kesmeler, köpeklerin kuyruklarını kesmeler. Bunların hiçbiri kabul edilebilir değil. Eğer para cezasıyla, ki öyle anlaşılıyor, para cezası vermekle bu iş bitmiyor, bari cezasını arttıralım, caydırıcı olsun deniyor. Hızlı bir şekilde hapis cezalarına dönüştürüldü. Tabii ki bu hayvanlara eziyetin önünün kesilmesi gerekiyor. Ama bir şey yaparken başka bir şeyi bozma konusunda da çok dikkat edilmediğini de sezebiliyoruz. Neticede insanın önemi, değeri, hürmeti tabii ki bir hayvanla kıyaslanamaz. Ama bu hayvana eziyet etme, hayvana işkence etme hakkı da vermez. Hayvanı aç, susuz bırakma hakkı da vermez. Onun da bir yaşam alanı var. Ona da saygı gösterilmesi tabii gerekir. Tabii şunu da sorgulamak. Ama şu var. Hayvan haklarını koruyoruz diye insanları korumasız bırakmak da elbette ki akıl kârı değil mi? Olmayacak. Yani ben de şimdi onu soracaktım. Son zamanlarda bütün neredeyse ajanslara sık sık düşen haberler var. Yani sokak köpeklerinin, sahipsiz başıboş köpeklerin özellikle de çocuklara vermiş olduğu zararlar. Yani tamam, öyle bir tedbir hayvanlar için alıyorsunuz ama peki insanlarınızı hayvanlardan, özellikle sokak hayvanlarından nasıl koruyacaksınız? Korumanız için neler yapmanız gerekir? İşte bunlar için de özel alanlar oluşturulması gerekiyor. Yani bugün hala bana göre hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği hayvanat bahçelerinin bulunması bile çok yanlış. Evet. Hayvanlar kendi doğal ortamlarında yaşasınlar. İlla birilerine kafesin gerisinde bir hayvanı göstermenin alemi yok. Evet. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bütün hayvanlarla ilgili her türlü özelliğini gösterecek neredeyse denizin dibinden göklere kadar kameralarla belgeseller var. Yani sırf bunu Avrupa'yı bir medeniyetin özentisi olarak hala hayvanat bahçelerinin bulunduruluyor olması bile yanlış. Ama dediğiniz gibi başıboş hayvanların çocuklara, kadınlara veya onlara güç yetiremeyecek insanlara yönelik saldırısına karşı da bu hayvanların kendi doğal ortamlarında güvenli bir şekilde hayatiyetini sürdürebilecekleri bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Bunun ıskalanmaması gerekiyor. Yani hayvanın haklarını savunalım. Evet, ama insanı ıskalamayalım. Peki Serkan Bey, çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katılım gösterdiğiniz, değerli yorumlarda bulunduğunuz, programın da sonuna geldik böylece. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Değerli izleyenler, bu haftada Rehber Gündem programının sonuna geldik. Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Sayın Avukat Serkan Ramalı Beyefendi konuğumuzdu. 15 Temmuz'u konuştuk ve Türkiye'de adalet beklentisi, kamuoyunun adalet talebini konuştuk. Adalet bir gün gerçek anlamda Türkiye'de ikame edilebilecek mi? Bunu değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konu başlıklarıyla tekrar karşınızda olmak umuduyla Allah'a emanet olun.